Hayatınız kötü gidiyorken iyi şeyler düşünmek zorlaşabiliyor. Ancak o günlerde bile bizi daha iyi günlerin beklediğini kendimize hatırlatmalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Todd Weaver 2010 yılında hayatını kaybetti. Eşine ve kızına veda edememişti. Fakat Todd'un cenazesinden 2 gün sonra Emma eşinin bilgisayarını açtı ve hayatının şokunu yaşadı. Gelin olayın detaylarına hep beraber bakalım. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Todd Weaver 2010 yılının Eylül ayında Afganistan'da askerken mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Ardında eşi Emma ve 9 yaşındaki kızı Kylie kaldı. Küçük kız babasını asla tanıyamamıştı. Todd'un cenazesi Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi. Son yolculuğuna arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Ne Emma eşine ne de Kylie babasına elveda diyebilmişti. Todd'un da kızına ve eşine elveda etme şansı olmamıştı. En azından Emma öyle düşünüyordu. Todd'un cenazesinin 2 gün ardından Emma eşinin bilgisayarını açtı. Masa üstünde Emma'ya ve Kylie'ye isimli iki farklı yazı vardı. Todd, Afganistan'a gönderilmeden hemen önce bu iki mektubu yazmıştı. Todd'un eşi Emma'ya yazmış olduğu o hüzünlü mektup, "Emma, bu satırları okuyorsan hayatımı kaybetmişim demektir. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha hatırlatmak istedim. Seni çok seviyorum ve seveceğim hayatım. Artık yanında olamasam da seni her daim yukarıdan izleyeceğim. Nefes almadığım her daim yanında olamayacağım anlamına gelmiyor. Senin için çok zor biliyorum ama yine de güçlü bir kadın olduğunu da biliyorum. Tanrı bizim için ne planladıysa onu yaşarız, bunu unutma. Bunu kendine hatırlatmanı istiyorum. Kaderimizde bu varmış. Şimdi buna inanmak istemesen de bir gün inanacağını biliyorum. Benim için ne kadar değerli olduğunu bilmeni istiyorum. Dünyanın en güzel, en anlayışlı ve en düşünceli eşine sahiptim ben. Beraber yaşlanamasak da bana yaşattıklarından dolayı çok mutluyum. Mükemmel bir kadınla evlendim. Dünyalar tatlısı da bir kızım var. Kızımız için güçlü ol. Babasının onu çok sevdiğini büyüyünce ona hatırlat. Kızımın doğduğu gün hayatımın en güzel günüydü. Onun kahkahaları beni burada hayatta tutan şeylerden biriydi. Babasının cennette olduğunu, onu her daim izlediğini ve koruyacağını söyle ona. Seni seviyorum Emma. Mutlu olmak için ne gerekiyorsa yap. Hayatına mutlu bir şekilde devam edebilmen çok önemli. Şimdi bunun imkansız olduğunu düşünsen de zamanla anlayacaksın. Güzel günler sizi bekliyor. Önünüzde yaşanacak harika günler var. Sizinle geçirdiğim vakit için Tanrı'ya hep şükrettim. Seni seviyorum. İkinci mektubuysa 9 aylık kızı Kylie'ye yazmıştı. Canım kızım Kylie. Beni hatırlamıyor olsan da babanın seni ne kadar çok sevdiğini bilmeni isterim. Sen 9 aylıkken Afganistan'a gittim. Seni bırakmak hayatımda yaptığım en zor şeydi. Benim için çok özelsin bir tanem. Tanrı'nın bana verdiği armağansın. Hayatımın en güzel günü doğduğun gündü. Gülüşünü her gördüğümde dünyanın en mutlu insanı oldum. Sen doğana kadar hayatımda her daim bir şeyler eksik gibi hissediyordum. Sen büyürken yanında olamayacağım için özür dilerim. Böyle bir annen olduğu için de çok şanslısın. Annenle birbirinize yardım edin. Ne kadar özel olduğunu hiçbir zaman unutma. İnsanlara karşı nazik ve saygılı ol. Onlar da sana öyle davranacaklardır. Hayattan zevk al, mutlu ol. Baban seni her daim sevecek ve seninle gurur duyacak. Canımın parçasısın ve her daim öyle kalacaksın. Seni canından çok seven baban.